Mustafa Sandal'ın görüşü çok önemli. Çok Cem Yılmaz'la Serenay Sarıkaya ilişkisi çok konuşuluyor, çok eleştiriliyor. Abi lütfen. Yaş farkı. Bir dakika. Bu sandal her türlü deniz şartlarında böyle selametle seyredebilir. Ama o bermuda şeytanın üçgenine sokma beni. Orası bir bermuda şeytanın üçgeni. Ya Cem, sen değil yani. Cem yani, anladın mı? Hani şimdi bu sorunun cevabı Cem. Hani Cem, o Cem Yılmaz o. Evet. Yani Cem. Dolayısıyla Cem hani doğru tartıp biçip ölçmeden hiçbir şey yapmaz. Öyle yani şey. O tartar, biçer, ölçer. Kafasında onun o hani birbirine böyle değmeden yani normal standart insanda 28 tane olabiliyor o tipkilerden. Onda 2863 tane var. Dolayısıyla o ki o kadarını böyle hani kuyruk değdirmeden döndürebiliyor. Dolayısıyla orada hata payı çok azdır. Onu tartmıştır, ölçmüştür, biçmiştir. Oradan gönlünü aktarmıştır. Gönlünden de oraya transfer etmiştir. Vardır bu durum. Serenay Sarıkaya'yı tanıdın mı? Tanımadım, bilmiyorum. Tanımadım. Yani şey yok yani. Bir kere bir merhabalaşmıştım galiba ama onun haricinde bir tanışıklığım yok. Anladım. 26 yılda tanıdığım Mustafa Sandal'da proje bitmez. Bitmez. O neler var neler. Ne var gelecekte? Şimdi bizi ne bekliyor? Abi şöyle bir şey var. Bunu ilk defa yani senin kanalında açıklamış olayım. Çünkü hani ben hani bu geliyor dedim ve neden gelemeyeceğini söyleyeyim. Şimdi adeta bir kahin gibi tövbe tövbe Allah'ım. Şimdi ben Türkiye'yi temsilen Japonya'daydım. Abu Festivali'nde. 2 milyar küsür kişinin seyrettiği dünyanın en önemli festivalinden birinde Türkiye'yi temsil ettim. Temsil ederken de Tokyo'da Ay'a benzer şarkısıyla temsil ettim. Çok ve hatta dedim ki oradayken bir anda şöyle bir proje geldi kafama. Geçtiğimiz günlerde. Bu yaklaşık 3,5-4 ay önce falan. 3,5 ay önce 4 ay. Sonra dedim ki hazır buraya gitmişken, Ay'a benzerinde yeni versiyonunu yapmışken bir anda bir klip senaryosu geldi kafama. Ve klip senaryosu şuydu. Bir kız tam marketten bir şey, bir alışveriş yapıyorken, iyi dinleyin bunu, yapıyorken bir anda gözü televizyona takılır ve televizyonda Japon haber spikeri şöyle diyordur. En son 2003'te görünen Ay'a benzer dansı virüsü şehrimizde hızlıca yayılmaktadır. Lütfen maskelerinizi takmadan dışarı çıkmayın diye başlıyor klip. Ve ben gittim abi orada 4 günde. Ben de metrodayım bu arada. Metroda şarkıyı söyleyerek Ay'a benzer dansı virüsünü yayıyorum. Şimdi bak böyle bir klip çektim abi ve inanılmaz bir klip çektim. Yani gerçekten gülmekten kopacağın yani çünkü ne sahneler var. 4 gün günde belki 5 saat uyuyarak bir deli iş yaptım yani. Yani çılgın bir iş yaptım. Hani viralde çok acayip dolaşacak. Herkesin seyrettiğini çok keyif alacağı ve güleceği. Çok komik ama çok tatlı, sempatik bir klip çektim. Ay'a benzer dansı virüsünün yayılışıyla alakalı. Abi aradan işte 2 ay geçti. Bir anda 2,5 ay geçti. Bir anda yani son bir aydan beri hani dünyayı kasıp kavuran, şu anda herkesi de tedirgin eden, her gün o kadar kişinin hayatını kaybettiği, Dünya Sağlık Örgütü'nün şu anda hani alarm düğmesine bastığı bir koronavirüsüyle uğraşıyor dünya. Ve ben onu Mart'ın 15'inde çıkarıyordum o klibi. Hani her şey hazır. Evet. Bir anda böyle bir durum olunca kala kaldım. Yani harika. Ve çok bak bu da bir ders. Evet. Şimdi ben geçtiğimiz yaklaşık 1,5 ay önce falan bir röportajda işte Aralık 2020'ye kadar her şeyin planını yaptım, her şeyi kurguladım filan planladım filan. Neyi planlıyorsun hocam yani? Neyi şey yapıyorsun yani? Hani güya kendimizce planlamıştık o. Neyi planlıyorsun sen yani? Ha yapmış olabilirsin, niyetin olmuş olabilir. Çıkıp da bunu bu şekilde konuşma. Mesajı geldi bir anda. Yani sen öyle senin planlamanla olmuyor o işler. Filan gibi bir durum var. Ya. Çünkü ben onu öyle planladım ama hani ne planı? Yani bak işte çektik, ettik bilmem ne. Şimdi onu tabii benim yayına sokacak halim yok. Allah'tan şarkıda Ay'a benzer. Yani evet. Acelesi var, telaşı yok. Yani anladın mı? Hani onu gelecek sene de yayınlayabiliriz. Evet. Önce şu dünyadaki şu kritik durum bir çözülsün. Yani. Öyle. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Senin kanalında olmaktan dolayı da çok mutluyum. Bu keyifli sohbet için çok teşekkür ederim. Bilal Özcan, canım, dosttur. Canım. Kalbi güzeldir, adamdır. Canım sağ ol. Herkesin Bilal abisidir. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sevgiyle. Sevgi. Sağ ol.